Son dakika, Brezilya'dan getirilen, Tosuncuk, lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı. 3 Temmuz 2021. Son dakika, kırmızı bültenle aranan, Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya São Paulo'da teslim oldu. Aydın, Türk polisi tarafından bugün tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Aydın, İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından havalimanında kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındı. Aydın, hakkındaki yargılama süreci başlamadan önce 4 gün boyunca gözaltında kalacak. Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın bir açıklama yaparak teslim olacağını söyledi. Aydın ardından Brezilya São Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğuna teslim oldu. Mağdurlar ekrana kilitlendi. Türk polisine teslim olan Aydın, bugün saat 22.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a indi. Aydın'ın İstanbul'a indikten sonra hakkındaki prosedürlerin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Çiftlik Bank vurgununda dolandırılan 77.843 kişi de ekran başına kilitlenerek, Aydın'ın Türkiye'ye getirilişini takip etti. Aydın, hakkındaki karar gereği 4 gün boyunca gözaltına tutulacak. En çok arananlar listesindeydi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün Most Wanted, yani en çok arananlar, listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finanse etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.